İbrahim, sokakta esnaf ne diyor aldığımız kararlara? Benden ne bekliyorlar? Hünkârım, büyük bir inanç var sokakta. Yeni seferler bekliyorlar. Çarşı hareketli, esnaf memnun. Bir tek Venedik mallarının fiyatlarıyla baş edemiyoruz. Biz bir satıp 5 kazanıyoruz, onlar bir satıp 20 kazanıyor. Kulların vergisi düşer, gavurun vergisi yükselirse adalet sağlanır diyorlar. O da olacak yakında. Pir Paşa. Hünkârım, ben bizzat emrinizi bildirdim Venedik elçisine. Yakındır. Duyarız feryadını. Hünkârım, müjdeli haber geldi. Ferhat Paşa kulunuz Şam'da hain Canberdi Gazali'nin kellesini almış. İsyan bastırılmış. Zafer kazandık. Asayiş sağlanmış. Muzaffer ordumuz dönüş için emrinizi bekliyor. Âlâ. Anadolu Beylerbeyi Ayas Paşa'yı Şam valisi tayin ediyorum. Fermanımdır. Ferhat Paşa dönsün. Hazırlıklar tamamlansın. Yeni seferlerimiz var. Hedefimiz bundan böyle Rodos'tur. Donanmanın güçlenmesi için hazinenin kilidini aç Piri Paşa. Hünkârım, affınıza sığınarak bir şey söyleyebilir miyim? Rodos'a hazırlık yaparken bir taraftan Macaristan seferini planlayalım. Bulaios'un ne yapacağı belli olmaz. Karadan yapılan sefere destek olarak Tuna Nehri'nin kullanılması... Sen hiç Tuna Nehri'ni gördün mü Asodabaşı? Bizim kadırgalarımız oraya nasıl geçer hesap kitap yaptın mı? Rüya görme. Paşam, tersanelerimizi oradan geçecek ince donanma yaparız biz de. Fatih Sultan Mehmet nasıl yaptıysa biz de öyle yaparız. İnce donanma ha? İnce ruhlu İbrahim'den ince donanma. Macar kralı biz ne dersek onu yapar. Mesele olmaz. Dar, uzun, seri giden ince tekne. Piri Paşam, tersanede bunu çalışsınlar bakalım. Önce hayal kuracaksın Ahmet Paşa. Rüyasını göreceksin. Kendin inanacaksın ki yapmaya inancın olsun. Ben ne toplar hayal ediyorum. Büyük, güçlü, menzili uzun ve parçalı. Tersane eminine buyruğunuzu hemen haber vereceğim hünkârım. Manisa Sarayı'ndaki Lalam Kasım Paşa'yı vezir olarak divanımda görmek isterim Piri Paşa. Biz burada bu işlerle uğraşırken onun aklına ve dirayetine ihtiyacımız var. Hünkârım, huzurunuzda kusur ettiysem affımı arz ederim. Haşa Ahmet Paşa. Sen nasıl hünkârına karşı gelirsin? Olmaz. Olamaz zaten. Piri Paşam, Lalam Kasım Paşa'nın usulü dahilinde buraya gelmesini sağlayın. Sen de hayallerine devam et Pargalı. Vazgeçme. Validem, hayırdır? Şeref verdim. Buyur. Kaç gündür yüzünü görmedim aslanım. Sen hareme gelmeyince benim gelip Süleyman'ıma müjdeyi vermen farz oldu. Duydun demek validem. Ferhat Paşa'dan müjde geldi. Şam'da Canberdi Gazali'nin kellesini almış, isyanı bastırmış. Ömrüne bereket. Aferin paşaya. Benim müjdem başka. Mahidevran gebe. Nur topu gibi bir şehzade daha doğacak inşallah. Validem. Bu kutlu haberi senden almak ne büyük lütuf. İbrahim, ne müthiş bir gün bugün. Sevinç, sevinç üstüne. Akşam maytaplar fışkırsın havaya, müjdemizi paylaşalım. Gel validem, mücevher seçelim. Mahidevran'a hediye edeceğim. Allah uzun ömürler versin hünkârım. Amin, inşallah. İnşallah.
Anlamadım. Ne dedin sen şimdi? Ayı aç oynamak ister. Sen nereden öğrendin bu ayı mevzunu? Süklüm ağa. Sümbül ağa. Duymasın ona Süklüm dediğini. Demek ayı aç oynamak ister ha Ürem Sultan. Alay ediyor benimle. Ben sultan değil. Olur mu? Sen benim gönlümün sultanısın Hürrem. Ben kraliçe mi oldum şimdi? Yavaş. O kadar değil. Gel bakayım. Al ye şunu, aklın başına gelsin. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur. Aklım saçının kokusuyla doludur. Muhibbi ansızın divane oldu. Bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur. Güzel. Ne bu? Şiir. Buna şiir denir. Muhibbi'nin şiiri. Muhibbi kim? Bilmem. Kim? Çok soru şiiri bozar. Gitme. Benimle kal. Şimdi hemen özledim. Şiir oku. Gitmem lazım. Devlet işi beklemez. Bekler. Gitme. Sen padişahsın. İste yap. Çocuk gibisin. Mustafa da böyle yapıyor. Gitme kal oynayalım diyor. Haylaz kız çocuğusun. Akşama hazırlan. Akşama daha çok var. Beni düşün, çabuk geçer. Oğlum. Müsaadenizle hünkârım. Mustafa ile işimiz var. Öyle mi? Altın saçıp geleceğim. Baba gitme hemen. Söz ver. Gitmem, söz. Sultan Süleyman sözü. Neden? Neden yaptın? Benim yüzüğümü neden verdin ona? Öyle istedim. Öyle uygun gördüm. Şah, neden geldik bu saraya? Bak ne haldeyiz. Aşkım padişah oldu ama ben onu kaybettim. Yardım et bana. Dargın mısın Mustafa? Öyleyse niye konuşmuyorsun benimle geldiğinden beri?
Dursun bu fişekler, duymak istemiyorum. Ben kardeş istemiyorum. Öyle değil mi? İnsanın kardeşinin olmasından daha güzel bir şey var mı? Senin de kardeşin yok. Benim de olmasın. Olur mu? Bak İbrahim var. O benim kardeşim işte. Yalan. İbrahim senin kardeşin değil. Senin kulun o. İzninizle hünkârım. Bir ihtiyacınız olursa kulunuz dışarıda olacak. Ben İbrahim. Döndüğü her kıblede yabancı İbrahim. Alnını değdiği her toprakta, rüyasını gördüğü her dilin peygamberi tarafından cennetten sürgün edilen, kendi cehenneminde yanan, serin uykular haram edilen İbrahim. Mustafa daha çocuk Pargalı. Gerçeği sen de ben de biliyoruz. Gerisi boş, safça söylenmiş lakırdı. Sen bana kardeşimden yakınsın. Siz üzülmeyin hünkârım. Mustafa darılmış sana. Kardeş istemem diye tutturdu. Onun derdi ben değilim, sensin. Babasının sevgisini paylaşmak istemiyor. Aynı benim gibi Mustafa. Paylaşmayı bilmiyoruz biz anaoğlu. Bu güzel, bundan kes. Şundan da kes. Bir de şu topu aç bakalım. Nereden geliyor bu kumaşlar? Bunlar Bursa ipeklisi, bunlar Venedik malı. İyi, Bursa'dan kes. Veya topu ver hadi. Çok satıyor musun Venedik malı? Satıyoruz. Ancak zenginler alıyor. Sizin gibi tüccarlar alıyor. Saraya çok mal satıyoruz. Beyim, sahi siz nerelisiniz? Üsküdarlıyım. Efendim, biraz şerbet içelim mi? Buyurun efendim, buyurun. Bize ikram olsun. Aa, sen Arnavut musun? Evet, Arnavut'um. Annem Rodos'u, babam Arnavut. Ben buralıyım. Aa, gel seninle bir iş yapalım. Rodos'a gitmek ister misin? Ekmek varsa niye gitmeyeyim ağam? Ferhat Paşa Şam'da zafer kazanmış diye duydum. Daha o ne ki beyim? Sultan Süleyman eline alacak kılıcı, çıkacak yola. Gör bak daha nereleri fethedecek. İtalya, İspanya. Yok, nasıl gidecek oralara kadar? Çok uzak. Gider efendi, gider. Süleyman çok akıllı. Bak kaç ayda neler yaptı. Var mısın bir iddiasına? Koy 100 akçeye. Varım. Ama 100 akçe az, 200 akçe olsun. Başka isteğin beyim? Kafi.
Çalışma ettik. Birazdan kararır ortalık. Geç kalmadan tophaneye geçelim. Ver şu suyundan küçük Saka. Hemen al. Geç oldu, evine gitsene çocuk. Gidemem, daha su satacağım. Buyurun al. Senin mektepte olman lazım, sokakta işin ne? Anam hasta, para lazım. Baban? Çalışmıyor mu? Babam rahmetli oldu han. Anama babacıma ben bakacağım. Mektep karın doyurmuyor. Çocuğu evine gönderin. Bir de hekim bulun, anasına baksın. Şunu da evine bırakın, ihtiyacı görürsün. İsmin ne? Eyüp'üm. Yarın mektebe başlayacaksın Eyüpcan. Argalı, küçük Saka'yı bizim Sıbyan Mektebi'ne kaydetsinler. Anasına da gümrükten maaş bağlasın. Al bakalım. Söyle bakalım, evin nerede senin? Edirne Kapı. Nasıl gidiyor Pargalı? Canla başla çalışıyorlar hünkârım. Âlâ. Hünkârım, menzili uzatmak için topun ağzını sıkmakta fayda var derim. Doğru dersin. Bir de öyle dökün. Emredesiniz hünkârım. Saraya dönelim mi hünkârım? Hiçbir yere gitmem Pargalı. Burası bana cennet. Sabaha kadar çalışalım. Menzili uzatmak bir hamle. Lakin bu toplar taşınması imkansız hale geliyor. Bu topları bölün ikiye. Gittiği yerde kurulacak hale getirin. Olmaz mı? Hünkârım, sizin bu fikrinizin karşısında eğiliyorum. Gücü ağırlığı paylaştırıp çok miktarda yapılır o vakit. Osmanlı topunun karşısında dağ olsa yerle bir olur. Kaleler, şehirler hepsi birer birer düşecek Osmanlı'nın avucuna. Durmak yok. Gece gündüz bunu yapmaya çalışacağız yiğitlerim. Allah yardımcımızdır. Venedik balyosu da öğrenecek. Ayağımın bastığı her yerde benim kanunlarım geçer. Karar alınmıştır, uygulanacak. Hünkârım, dünkü teftişten memnun musunuz? Tophanede sabahladık İbrahim'le. Pek yakında dosta düşmana hayırlı havadislerimiz olacak. Küçük dillerini yutacaklar. Hayırdır sultanım? Hayırdır Ahmet Paşa, hayırdır. Hünkârım, Macar Kralı Lajos zat-ı şahanelerine hediye yollamış. Hünkârım, Lajos yola gelmiş besbelli. Getirin bakalım. Açın görelim neymiş hediyesi. Şarken savaşta ve barışta müttefikimiz olduğunu bildirerek Osmanlı'nın topraklarımıza gelmesinin hayal olduğunu, sizin verdiğiniz ağır cevabı da çok yerinde bulduğunu bildirdiler. Dünkü çocuk Süleyman'a Avrupa mezar olur. Babasının dedesinin yapamadığına cesaret bile edemez artık. Bal gibi bir şey. Bir şey var sanki içinde. Çavuş. Lajos.
Ben senin başına dünyayı yıkmaz mıyım? Senin kelleni tuğuma takmaz mıyım? Hünkârım, yarın divanı topluyoruz. Savaş kararını bildiriyorum. Hedef olarak da Macaristan'ın kilidi Belgrad'ı seçelim. Belgrad zor bir mahal. Geçmişte iki defa kuşatıldı ve zapt edilemedi. Sen nereden girelim diyorsun paşa? Budin istikametini de düşünsek. Lajos'a darbeyi oradan vursak. Behram Çavuşum'un kanı nerede döküldüyse oraya girecek ordun. Hünkârım, Lajos dersini alacak. Lajos'un dersini alması yetmez paşa. Kim onu kolluyorsa, hangi kafir destek vermişse onlar da dersini alacak. Sultan Süleyman'ın ordusunu tanıyacak ve hiç unutmayacaklar. Neredeydin Pargalı? Gel. Savaş planları çalışıyorum. Harita üzerinden menzil kuralım. Söyle, Belgrad mı, Budin mi? Bence Tuna'dan başlayalım. Bir ucundan girelim. Fethede de öteki ucundan Viyana'dan çıkalım. Yarın divanda da söyle bu fikrini, paşalar şak diye düşüp bayılsın. Bence münasiptir. Hadi kızlar. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Destur! Hadi kızlar, gidiyoruz çabuk. Şey istiyor. Sen ne istersen söyle. Ben sana inanıyor, ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak, senin gördüğün görmek istiyorum. Ben senin Allah'a inanmak istiyorum. Sen Müslüman mı olmak istiyorsun? Evet. Bunu yürekten mi istiyorsun? Kalbim istiyor. Olmaz mı? Ben senin kalbinin, ruhunun kölesi olurum Hürrem. Şehadet getireceksin.
Ben ne söylersem tekrar edeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne. Ve eşhedü enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu ve Resulü. Abduhu ve Resulü. Dedin ki, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve peygamberidir. Hünkârım, Rabbim size Mahidevran Sultan'a ve Şehzademiz Mustafa'ya uzun ömürler versin. Bunu unutturacak keder vermesin. Sağ ol İbrahim. Mahidevran'ı görmem lazım. Divan toplantısını Bilal'e yapalım. Hayır. Bugünkü divan tarihi değiştirecek. Devlet-i Aliye'nin kaderini belirleyecek. Tez zamanda dostlarımız, düşmanlarımız kim olduğumuzu görecek. Mahidevran. Hünkârım ben. Şşş. Sakın ha. Ağlama. Sil göz yaşını. Sen bana daha nice evlatlar vereceksin. Nasip değilmiş yüce Allah'ın takdiri. Üzülme. Beni de üzme. Mustafa seni böyle ağlarken görmesin. Söyledin mi biliyor musun? Ben konuşurum Mustafa ile. Sen iyileşmene bak yeter ki. Divan toplantısı beni bekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Bugün şerefli tarihimize kayıt düşeceğimiz bir gündür. Kafir Macar kralı Lajos, borçlarını ödemek yerine elçimiz Behram Çavuş'un kellesini yollamıştır. Bunu savaş sebebi sayarım. Gaza muradımdır. Vezirlerim, paşalar, Şeyhülislam Hazretleri ne dersiniz? Hünkârım, Behram Çavuş'a kafir Lajos'un reva gördüğü muameleye karşılık aldığınız karar doğrudur. Hakaret edilmiştir. Devlet-i Aliye kadar İslam aleminin halifesi zat-ı şahanenize de kusur işlenmiştir. Allah'ım Kasım Paşa, sen de söyle. Hünkârım, her zaman derim ki
En kötü icraatlar öfkeyle alınan ani kararlar sonucunda olur. Ama ve lakin bilirim ki sizin aklınız her daim öfkenizin önündedir. Sizi bu şuur harekete geçirir. İradeniz devlet-i âliyeyi yüceltir hünkârım. Divan erkanı, Macaristan'a savaş açılması hususunda padişahımız efendimizle hemfikirdir. Hayırlara vesile olsun. Allah utandırmasın. Düşmanımız bir karınca bile olsa onu küçümsemeyin. Onu bir aslan olarak görün. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. İşte o vakit zafer bizimdir. Kaptanı Derya Pulak Mustafa Paşa. Donanmamız hazır mı? Hazır hünkârım. Yeni kadırgalarımızı takdim etmekten şeref duyarım. Ne vakittir buradasın matrakçı? Geceden geldim hünkârım, biraz çalıştım. Yine ne icat çıkardın, göster. Atları nasıl naklederiz diye düşündüm. Onlara uygun bir şekil bulmaya çalıştım hünkârım. Şimdi insan evladını koyduk kayaya, Tuna'dan aşırdık. Topları da koyduk, hafifçe aşırdık. Ama atlar, karada savaşırken atların orada olması elzemdir. Elzemdir ama bulacağım hünkârım, size yemin ediyorum bulacağım çaresini. Yeni ince kadırgalar da kondu kıza. Hızla ilerliyor hünkârım. Duydun mu Ahmet Paşa? Pargalı'nın ince kadırgaları yapılıyormuş. Bir bak bakalım nasıl olmuş. O narin kayıklara kadırga demek donanmamızın şanına uymaz hünkârım. İzniniz olursa bir isim koyalım bu icada. İsmi ne olursa olsun ben icata bakarım paşa. İşimizi görecek mi ona bakarım. Gidelim Pargalı, görelim icadını. Yürü matrakçı. Alacağın olsun hünkârım. Kapı kulu devşirmeyi kolla, vezirini harca. Şşş, yakışmıyor paşa. Hünkârım, bu kadırgaların dar olması hareket kabiliyetini artıracak. Salması da derin olmayacak. Kürekte, yelkende, her vaziyette iki misli fazla yol verecek. Maşallah. Maşallah. Kaptan da Derya'm, az evvel matrakçına suyun fikrini küçümsedim zannetmeyesin. Bu matrakçının dediklerini iyi tart, faydalı bir tekne şekli olabilir. Tuna bizim çok yükümüzü kaldıracak. İbrahim, şaka filan derken koymuşsun ince kadırganı tezgaha. Böyle ince mevzular senin kaleminle de olsa. Kaptanı Derya Pulak Mustafa Paşa'ya söyleyelim de seni bu ince donanmaya kaptan eylesin. Devlet âliye ne görev verirse, ordumuzun zaferi için ne lazımsa şerefle yaparım. Vezirim, rütbe mühim değil. Benim o menzile canım feda olsun. Şey istiyor. Sen ne istersen söyle. Ben sana inanıyor, ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak,
Senin gördüğün görmek istiyorum. Ben senin Allah'a inanmak istiyorum. Sen Müslüman mı olmak istiyorsun? Evet. Hünkârım. Pargalı. Gel, gel. Bir arzunuz var mı diye bakmıştım. Var İbrahim. Hemen aşık ol ve mesut ol. Kendi cennetini yarat. Ben çok mesudum. Hürrem var. Dün gece bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak istiyorum dedi. Müslüman olmak istiyorum dedi. Bunu gönülden aşka söyledi. Aşk yaptırdı onu. Benim için. Benimle bir bütün olabilmek için. Ey aşk, sen nelere kadirsin. Ey aşk, bırakma bizi. Hünkârım. Mühim bir şey mi söyleyeceksin? Sümbül Harem'den haber getirdi. Hürrem Hatun gelmek istemiyormuş. Yani uygun değilmiş herhalde. Öyle bildirmiş. Bu ne cüret? Emrediyorum hemen gelsin. Ne oldu? Gene mi gelmedi? Efendim has odabaşım. Vallahi ve tillahi yalvardım neredeyse. Tutturmuş gelemem diyor. Sümbül Ağa, delirdi mi bu kadın? Sultan Süleyman Han bekliyor. Kimin haddine düşmüş? Söyle bana, ne saklıyorsun sen? Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri! Sen nasıl bana karşı gelirsin? Yüzüme bak, cevap ver. Yüzüm öldü hünkârım. Sultana layık değil, öldü. Ne demek yüzüm öldü? Kaldır başını. Bakma, bakma, git. Hürrem öldü. Yürü.
Efendim, hünkârımız hareme geldi. Bir hışımla Aleksandra'nın odasına girdi. Kim yaptı bunu? Kim cesaret etti? Söyle bana Hürrem'im, kim kıydı sana? Söyle, canını alacağım onu. Senin gözünün yaşına kurban ederim. Söyle, kim? Mahi... Mahidevran mı? Daya atın! Hürrem'i odama götürün. Hekimleri çağırın. Yaralarına ben bakacağım. Kim bilir ne yalanlar söylüyordur şimdi. Mazlum, mağdur, zavallı yaptı kendini. Melek gibi dolanıyordur hünkârımın etrafında. Yalan. Ne derse yalan. Sen kimsin? Sen benim Mahidevran Sultanım değilsin. Söyle, senin içine bu şeytan nasıl girdi? Hünkârım... Sen nasıl benim haremime, mahremime el kaldırırsın? Ona kalkan eli bana kalkmış sayarım. Seni, sesini, gölgeni bile görmek istemiyorum. Sultanım lütfen. Senin sesini duymak istemiyorum. Sen bize ne yaptın? Mahidevran, öldürdün bizi.